Taha suresi 39, şeytan Allah'a sığınırım. Onu, yani Hazreti Musa'yı sandığın içine koy. Sandık su geçirmeyen bir sandık. Dörtgen. Yani ahşabı birbirine çok iyi rapt edilmiş. Onu sandığın içine koy, suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Onu benim de düşmanım, onun düşman olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sürekli Allah her şeyi görür. Her yerde her şeyi görür. Bak Allah orada nasıl bir macera meydana getiriyor. Dünyada bir imtihan vesilesi ve dünyada bir süs. Mesela sandığın içine koymak. Kayık da değil, sandık. Suyun içinde sandık. Bir dalga çarpsa yıkılır, devrilir yani. Suya bırak, tevekkül edecek. Onu benimle düşmanım, onunla düşman olan biri alacaktır. Önce Cenab-ı Allah bir kere benim düşmanım diyor. Allah'ın düşmanıysa peygamberin düşmanıdır. Peygamberin düşmanıysa Allah'ın da düşmanıdır. Yani bütün bu. Mesela Mehdi'ye düşman, o zaman Allah'a da düşman. Gözümün önünde yetiştirilmen için sürekli Cenab-ı Allah'ın gözünün önünde herkes, her şey. O sandık da, o sandığın meydana gelmesi de. Gözümün önünde yetiştirmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sevgiyi veren de Allah. Yani istediği kadar adam, bir insan sevimli olsun. Allah sevdirmese sevilemez. Evet, sevimliliği meydana getiren de sevdiren de Allah'tır. İnşallah. Yani sevgiyi meydana getiren Allah. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Mesela hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Gezinerek. O Firavun adamlarına söylüyor. Ben madem böyle bir çocuk var diyor. Onun bakımını üstlenecek birisi var benim tanıdığım diyor. Eğer isterseniz getireyim diyor. Çünkü hiçbir anneyi kabul etmiyor Hazreti Musa. Emzirmek istiyorlar, sütanneler getiriyorlar. Hiçbirini kabul etmiyor. Bayağı gürbüz. Hayat sevimli bir şey ki. Tamam diyor onlar, o zaman deneyelim, o kadın gelsin diyor, sen dediğin gelsin diyorlar. Öz annesi gelince hemen annesinden sütü almaya başlıyor. Yani onun sütünü kabul ediyor. Annesi tabii çok seviniyor, gözü aydın oluyor. Üzülürken üzülmüyor. Bak, imtihan devamına bak. Sen bir insan öldürmüştün de, bak annesi de imtihan oluyor, kendi de daha küçükken onun farkında değil. Ama annesi imtihan oluyor. Sen bir insan öldürmüştün de, biz seni tasadan kurtarmıştık diyor Cenab-ı Allah. Yani insan öldürmek çok dehşet verici bir şeydi. Bak mesela peygamber, birisini bir şahsı tevafuken öldürüyor. Yani kasten değil, tahammüden değil. Yani kazara öldürüyor. Ama müthiş üzülüyor. Müslümanın ahlakına bak. Sen bir insan ölmüş de biz seni tasadan kurtarmış. Bak tasa. Bayağı dert ediniyor. Seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik diyor Cenab-ı Allah. Günlerce onun acısını çekiyor. Ya sürekli o kafasında.
Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Allah ona o dönemi hatırlatıyor. Fakat Medyen'e de dikkat çekiyor tabi. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Bütün tarihini ona söylüyor vahiyle. Yani duyuyor. Allah'ın her şeyi bildiğini de oradan görüyor. Yani Allah bak ben senin çocukluğundan itibaren her şeyini biliyorum diyor. Evet. Sandığa konma, olaylar, gelişmeler, annenin konumu hepsini ben biliyorum diyor. Allah gücünü gösteriyor. Yani ona güvenmesi için. Sonra bir kader üstüne yani benim yarattığım bir kader üstüne yerine kendi isteğinden gelmedin diyor Allah. Kendi iradenden gelmedin ben o, öyle istediğim için geldin diyor. Seni kendim için seçtim diyor Cenab-ı Allah. Yani ben seçtim diyor. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Kendi kafanıza göre değil. Kendi düşün. Ayetlerimle diyor. Evet. Tevrat'la. Yani aklınıza gelen uygun sözlere göre demiyor. Ayetlerimle gidin. Tevrat'ın hükümlerine göre. Ve beni zikretmekte gevşek davranmayın. Yani az kısa konuşma veyahut erteleme bu olmaz diyor Cenab-ı Allah. Coşkuyla, samimiyetle, kararlılıkla beni zikredeceksiniz diyor. Zikretmekte, Allah zikretmekte gevşek davranmak haram bir fiildir. Bütün İslam aleminde bu bela var. Tebliğe gerek duymuyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor zaten diyor. Ya kardeşim bu lafa sen inanıyor musun? Böyle tebliğ olur mu? Biz niye yapalım diyor. Her Müslümana farzdır. Nerede görmüş öyle bir şey?